Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özgür Leylek ile birlikteyiz. Özgür hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görmekten büyük bir mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Kalp kalbe karşı ben de aynı şekilde. Özgür arkadaşım ve sizin konuğunuz olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Özgür'cüm, kadın hastalıkları uzmanı olarak meslek yaşamına başladığın yolculukta ilerleyen yıllarda kadın hastalıklarına bir şeyler kattın. Kadın hastalıkları tedavilerine estetik bazı temalar kattın. Belki de ülkemizde başı çeken, hemen hemen en önde bu uygulamalara yer veren hekim arkadaşlarımızdan birisi oldun. Bunun için öncelikle teşekkür ederim. Peki, belki izleyicilerimiz arasında genital estetiğin tam olarak ne tür bir faaliyet alanı olduğunu, belki de böyle bir uygulamanın varlığından haberi olmayan bir kimse için bir tanımlama yapmak gerekebilir. Nedir genital estetik, bizim için anlatır mısın? Aslında şöyle, biliyorsunuz ta kaç yıllar öncesinden beri gerek ameliyatlarla gerek ameliyatsız metotlarla insanlar burunlarını, kaşlarını, gözlerini, dudaklarını, göğüsleri, işte fazlalık kiloları eritecek şekilde alınması ya da eritilmesi ya da işte vücudun herhangi bir şey, kollar, bacaklar, her yerle ilgili estetik yapıla gelmekte yıllardan beri. Genital estetik niye gerekli? Birincisi, yani görünen bir yer mi? Evet, mutlaka bir göreni olacaktır oranında. Görünen bir yer yani. Artı, şunu demek istiyorum, genital estetikte sadece görünümle ilgili işlemler değil, aynı zamanda bu görünümün etkisiyle bir takım özgüven artışları çok önemli. Bu da cinsel hayatı ilgilendiriyor. Bir diğer şey de gerçekten fonksiyonel olarak lazım olduğu, gerekli olduğu durumlar var. Onlardan da belki ilerleyen saatlerde, dakikalarda bahsedeceğiz. Yani bunun için ben genital estetik bir lüks ya da bu neymiş denebilecek bir şey değil, gerekli bir şey olarak tanımlayacağım. Belki de burada genital estetik ile fonksiyonel genital estetik arasında bir fark çıkıyor ortaya. Yani sadece güzelleştirmek, gençleştirmek değil, fonksiyonları düzenlemek, yeniden yapılandırmak herhalde senin evet. Altını çizmek istediğin bölüm. Aynen öyle. Şöyle, yani ben zaten baştan beri ne genital estetik ya da kozmetik jinekoloji demeyi değil, fonksiyonel genital estetik demeyi tercih ediyorum. Neden diyecek olursan, burada yapılan işlemler iyi ya da kötü, yani başarılı ya da başarısız yapılsa bile sonuçları da fonksiyonel olarak başarılı ya da başarısız olabiliyor. Yani örnek vereyim bir tane. Labioplasti dediğimiz genital dudakların küçültülmesi operasyonunda eğer bir asimetri yaratırsanız idranın, yani düzgün yapılmayıp asimetrik olursa, bir taraf daha küçük olursa idrarın akış yönü değişebilir. Bu nedenle bana gelen komplikasyonlu hastalar var. Hakikaten insanın sosyal hayatını, güncel hayatını çok değiştiren şeyler. Bir başka örnek verecek olursak, her ne kadar ben vajinoplastiği bu genital estetik başlığı altında kullanmayı sevmiyorum ama böyle alışılageldiği için mecburen söylüyorum. Vajinal estetik eğer biraz fazla dar yapılırsa, yani biraz daha fazla kesilirse hastanın cinsel hayatını şiddetli bir şekilde etkiler, olumsuz şekilde. Dolayısıyla fonksiyonel oluyor. Yani sonuçlar fonksiyonel. Ama güzel yapıldığında, doğru yapıldığında da muhteşem sonuçları oluyor. Memnuniyet verici oluyor, yüz güldürücü oluyor. Onun için fonksiyonel diyorum ben. Peki hocam, fonksiyonel genital estetik başlığı altında daha ne gibi uygulamalar yapılıyor? Fonksiyonel, biz aslında şöyle ikiye ayırabiliriz her bölümde şeyde olduğu gibi. Cerrahi olmayan işlemler ve cerrahi olan işlemler. Cerrahi olmayan işlemler, dolgularla yapılan işlemler var. Bunlar gene işte rejeneratif amaçlı, yapılandırıcı, yeniden gençleştirici diyeyim işte yenileyici uygulamalar ya da dolgunluk verici uygulamalar. Bunları çeşitli yerlerde kullanıyoruz. Dolgular, yağ enjeksiyonları küçük miktarlarda ve bunları aynı zamanda yine rejeneratif amaçla PRP ve kök hücre uygulamaları yapıyoruz. Mezoterapi uygulamaları yapıyoruz. Aynı şekilde bazı sınırlı vakalarda botulinum toksini, yani yüzde ne varsa aşağı yukarı genital bölgede bütün ürünleri kullanıyoruz. Botulinum toksin kullanıyoruz ve ayrıca ben ipleri kullanıyorum, yüz askı iplerini kullanıyorum. Cerrahi işlemlerde de bir de diğer grup cerrahi işlemler, bu bölümde de işte gene estetiğe ve fonksiyonel şeylere yönelik işlemler yapıyoruz. Çok güzel.
Şimdi genital estetikte bir neden sonuç ilişkisi, yani gereklilik kavramı biraz daha öne çıkıyor. Yani hangi işlemleri yaparsak gerekli, hangi işlemleri yaparsak o kadar da olmayan, estetiğe sadece estetiğe yönelik bir yapı olabilir. Gerekliliklerden biraz bahseder misin? Çok güzel Özgürcüğüm, teşekkür ediyorum. Mesela doğuştan olan bir şeyden bahsedelim. Genital küçük dudaklar büyük olabilir. Bu hastalar ya da bu hanımlar ta genç kızlıklarından itibaren ne yapıyor? Dışarı doğru taşkınlık yarattığı için bazı sporlarda mesela bisiklete binemiyor, motosiklete binemiyor, at süremiyor. Bu gibi daha çoğaltılabilir. Jimnastikte bazı şeyler var. Sakıncalar yaratıyor. Neden? Görsel olarak değil. Daha fazla dışarı taşkın olduğundan, giysiye sürtündüğünden keratinize doku oluşmaya başlıyor. Yani başlıyor. Sertleşiyor. Nasır gibi düşünün. Hı. Sertleşiyor. Ve canı acıyor kişinin. Yapamıyor hatta sporu. Bu hanımefendiler bunun bir hastalık olduğunu ve düzelebileceğinin farkında bile olmayabilir. Olmuyor, öyle de yürüyor. İkinci bir konu, giysi tercihini değiştiriyor. Dar şeyler giyemiyor. Ne bileyim tayt giyemiyor. Spor yaparken salonlarda tayt giyiyor, giyemiyor. Çünkü niye? Mayo giyemiyor. Yüzücüyse mayo giyemiyor. Evet, dışarıdan protrüze olduğu için dışarıdan hoş görülmeyen şekilde hoşuna gitmiyor. Bunlar o genç kızlık zamanında kişinin özgüvenini bozuyor. Saklanmaya çalışıyor, göstermemeye çalışıyor, gizlemeye çalışıyor. Yani rahat davranamıyor. Daha sonra da cinsel hayatında özgüvenini yitiriyor. Bu yani şöyle diyeyim, 7 yıllık evli olup da genital bölgesini, dışarıdan vulvasını hiç eşinin görmediği hastalar oldu. Evet. Yani bu kadar ciddi durumlar olabiliyor. Hocam peki son zamanlarda çokça duyduğumuz doğum estetiği, bundan biraz konuşmak istiyorum. Doğum estetiği nedir hocam? Doğum estetiği aslında tabii bu biraz daha böyle hani frapan bir isim ama şöyle diyeyim, hani doğumda, normal doğumda genellikle çocuğun başı sıkıştığı zaman, çıkamayacağı zaman biz oraya epizyotomi dediğimiz çıkışı tam keserek, çünkü yırtılırsa daha kötü iyileşir. Biz keselim, biz dikelim diye, daha iyi iyileşsin diye keseriz, epizyotomi açarız ve ondan sonra o dikeriz. Tabii o doğum sırasında çok da fazla estetik göz önüne tutularak yapılan bir işlem değildir bu. Kanamayı engellemek için, çünkü genital bölge kanlanması yüksek bir organ ve doğum sırasında özellikle de kanlanır. Dolayısıyla o kanlanmayı durdurmak için güzelce bir diker kapatırız. Ama bunlar daha sonra kişinin kendi öz yapısına da bağlı olarak skar dokusu oluşturabilir. Çöküklükler oluşur, yükseklikler oluşur, keloid dediğimiz yara izleri oluşur kalın. Ve aynı zamanda bu izler bazen oranın esneklik kabiliyetini engellediği için İlişki sırasında, daha sonraki hayatında disparoni dediğimiz cinsel ilişkide ağrı ya neden olabilir. Bunları engellemek için, ya bunları ortadan kaldırmak için bir takım uygulamalarımız var. Ameliyatsız uygulamalar da var, ameliyatlı uygulamalar da var. Ameliyatlı uygulamalar içinde genellikle vajina plasti ve perineo plasti. Hem biraz daha daraltmış oluyoruz ihtiyaca binaen eğer varsa. Hem de o perine dediğimiz dışarıdan görünen doğum izlerinin olduğu yerleri ortadan kaldırıyoruz. Aynı zamanda fleksibilitesi, yani esnekliği arttığı için bu uygulamalarla hasta da sonraki cinsel hayatında çok daha rahat ediyor, konfor ediyor. Doğum estetiği dediğimiz şey pratik olarak bu. Peki, değerli meslektaşıma ben, sevgili seyirciler, özellikle izlediğimde, okuduğumda, yayınını gördüğümde gururla takip ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Yanlış bilmiyor isem hemen hemen dünyada ilk kez yapılan bizim ameliyatsız yüz estetiğinde iplerle yaptığımız sarkmayı giderdiğimiz bir tedaviyi sen genital estetikte kullanıyorsun. Ve bunu da yine takip ettiğim kadarıyla, yayınlardan takip ettiğim kadarıyla daha evvel yapan olmadığı için bir Türk doktorunun bunu bu şekilde yapabiliyor oluyor olmasından dolayı ayrı bir keyif duyuyorum. Bir arkadaşım olmandan dolayı da o gururu yaşıyorum. Ne yapıyorsun? İplerle genital bölgedeki değişim ne şekilde gerçekleşiyor? Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için öncelikle Özgürcüğüm. Şimdi şöyle, bu aslında nereden kaynaklandı? Hani ben bunu kendi kendime tutup da hop diye aklıma gelmedi. Medikal estetikle öteden beri uğraştığım için orada kullandığım şeyleri neden burada da kullanmayayımdan yola çıkarak geldi. Ve şu anda tabii uzun çalışmalar sonucu aşağı yukarı 4-5 yıldır uğraşıyorum. Dünyada ilk defa, evet ben yaptım, vajen içinde
iplerle vajinayı daraltma. Ameliyatsız yapılan bir işlem. Evet, sedasyon anestezisi ya da genel anestezi altında yapılıyor ama iplerle, yani bir bıçak kullanmadan vajinayı daraltabiliyoruz. Bir. İkincisi, çok hafif idrar kaçınmalarda yine yaptığım bir uygulama iplerle üretra boynunu yukarı kaldırarak, bu da yine ayaktan yapılan bir işlem, idrar kaçırmayı önleyebiliyoruz. İdrar kaçırmayı önleyebiliyoruz. Evet, iplerle. Bu da çok yakında yine bir yayınımız olacak inşallah. Ama bütün kongrelere falan hani davet edilişim yurt dışından bu sebepledir. Bunun için davet ediyorlar. Yani meslektaşları da ayrıyeten gururlandırıyorsun. Yaptığın çalışmalarda da hepimiz yürekten seni destekliyor, takdir ediyoruz. Başarılara devam ediyoruz sevgili abla. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ali Cemal Yılmaz efendim. Çok yaşa devam ediyor.